Başakşehir tepeden tırnağa yenileniyor. Konuyla ilgili arkadaşımız Erdal Kuruçay'ın değerli bir konuğu var. Başakşehir Belediye Başkanı Yasin Kartoğlu. Erdal Kuruçay söz sizde. Evet, bilindiği gibi Türkiye deprem kuşağında yer alıyor. 6 Şubat depremlerinde 11 ilimiz maalesef yerle bir olmuştu. Gözlerse Marmara, olası Marmara depremine çevrildi ve binaların ne kadar riskli olduğu da gözler önüne serildi. Çünkü İstanbul'da en fazla riskli bina İstanbul'da var. Tabii hız kesmeden birçok ilçemizde de kentsel dönüşüm faaliyetleri devam ediyor. Biz şu anda Başakşehir'deyiz. Başakşehir'de de riskli bina sayısı en az olan ilçelerimizden bir tanesi. Kıymetli de bir yayın konuğumuz var. Yasin Kartoğlu, Başakşehir Belediye Başkanı. Sayın Başkan, hoş geldiniz yayınımıza. Siz hoş geldiniz. Mutluluğun şehri Başakşehir'imize hoş geldiniz. Başkanım, bilindiği gibi deprem artık vatandaşların ilk gündem maddesi ve yapı, özellikle Anadolu yakasında, Avrupa yakasında çok riskli bina var. Siz de görüyorum kentsel dönüşümde çok hızlı ilerliyorsunuz. Nedir oranlarınız? Evet, öncelikle şundan başlamak istiyorum. Yakın tarihte asrın felaketi olan çok büyük bir felaket yaşadık. Orada birçok insanımızı kaybettik, vatandaşımızı kaybettik. Ciddi mal kayıpları oluştu ve özellikle riskli binaların birçoğu yıkıldı. Orada o tarihinde yaşadığımız felaketler bize hemen İstanbul'u ve Marmara bölgesini hatırlattı. Buradaki olan raporları hızlıca çıkardık. İstanbul'da maalesef o tarihlerde çıkan raporlara göre riskli bina ortalamaları %50'nin üstünde. Başakşehir ile ilgili de hızlıca raporlar çıkardık ve çıkan raporlara göre Başakşehir'de 2009 yılında riskli bina ortalaması %50'lerdeyken şu anda %12'lere kadar düştü. Sebebi, tüm mahallelerimizi dönüşüm projeleri yapıyoruz ve hızlıca bu dönüşüm projeleriyle binalarımızı yeniliyoruz ve binalarımıza vatandaşlarımızı taşımaya başlıyoruz. Tabii sadece bir bölgemizde değil, Başakşehir'in tüm mahallelerinde dönüşüm projeleri var ve biz o dönüşüm projeleriyle birlikte daha da sayıların artması için mücadele ediyoruz. Başakşehir'in dönüşümle ilgili bir özelliği daha var. Bizim tüm mahallelerimizdeki dönüşüm projelerimiz adabazlı. Yani bireysel bina değil, adabazlı. Ve bu adabazlı konut projelerinin tamamında içinde otoparkı olan, peyzaj alanı olan konutlar üretiliyor. İstanbul'un en büyük sorunlarından aslında bir tanesi de bu. Özellikle otopark sıkıntısı, trafik sıkıntısı. Yapılan dönüşüm projelerinin hepsinde otoparklı olduğu için de böyle bir sorunu da çözmüş oluyoruz aslında. Bizim için gelecekle ilgili şöyle bir avantajla doğdu. Buradan çıkan dönüşüm projelerindeki konutlar vatandaşa teslim edildikten sonraki kısmı biz vatandaşımıza, özellikle İstanbul'da yaşayan vatandaşlarımıza sosyal proje olarak sunuyoruz. 29 bin liradan başlayan fiyatlarla, yani neredeyse maliyetine olan fiyatlarla vatandaşın konut sahibi olmasını da sağlıyoruz. Çabamız bir yandan da bu. Tabii Başakşehir'imiz özellikle arazi yapısı olarak da kayalık bölgeden oluşuyor. Böyle bir avantajı var. İkinci planda da Başakşehir'imiz kişi başı 21 metrekare yeşil alana ulaştığı için de toplanma alanı problemi olmayan bir ilçe. Ben buradan sizin aracılığınızla tüm vatandaşlarımıza buradan duyuruda bulunmak istiyorum. Biz deprem bölgesi olan bir ülkeyiz. Deprem fay hattında olan bir ülkeyiz. Kabul etmek zorundayız ve çözüm bulmak zorundayız. En önemli çözüm de binalarımızı yenilemek. Lütfen ama lütfen geç kalmadan bir an önce dönüşümlerimizi tamamlayalım ve şunu unutmayalım, hiçbir şey canımızla eşitlenemez. Bir an önce dönüşümlerimizi tamamlayalım, riskli binalardan kurtulalım. Başkanım, görüyorum binalarınız çok güzel, muhtemelen de tabii ki depreme dayanıklı. Geri dönüşler nasıl? Çünkü siz vatandaşın memnuniyeti için de genç bir başkanım diyorsunuz sürekli. Vatandaşların memnuniyetine dikkat ediyor musunuz? Nasıl geri dönüşler alıyorsunuz? Özellikle projeler dönüşümde anlaşma yapan komşularımız tarafından sık sık ziyaret ediliyor. Dönüşler çok iyi. Özellikle dua ediyorlar, teşekkür ediyorlar. Ben bundan çok mutlu oluyorum. Örnek dairelerimizi geziyorlar. Buradaki içeride kullanılan ürünlerle de, içeride yapılan çalışmalarla da ve burada yapılan
site ve otopark çalışmalarıyla da kendi mutluluklarını bize anlatıyorlar ve aktarıyorlar. Bu beni çok mutlu ediyor. Projeyi onların istediği şekilde, güzel bir şekilde yapmak. Devamını da inşallah diğer vatandaşlarımız için hem biz çaba sarf edeceğiz, hem herkes çaba sarf etsin ve bir an önce riskli binalarımızdan kurtulalım. Peki çok kısaca, artık yayınımızın da sonuna geliyoruz. %12 dediniz şu anda riskli yapınız. İleriki dönemlerde hedefiniz nedir? Biz yakın tarihlerde 2 yıl içerisinde %8'lere, ondan sonraki 5 yıl içerisinde de sıfırı zorlamak istiyoruz. Çabamız ve mücadelemiz bunun için. Ne kadar yapabiliriz bilmiyorum ama bunun için mücadele ediyoruz. İnşallah başarılı olacağız. Başarılarınız daim olsun. Teşekkürler bize vakit ayırdığınız Allah için. Allah razı olsun. Çok kıymetli bir yayın konuğumuz vardı. Yasin Kartoğlu, Başakşehir Belediye Başkanı. Kentsel dönüşümün ne kadar önemli olduğunu vurguladı. Hiç şüphesiz ki deprem öldürmez, bina öldürür. İstanbul'da olası bildir depreme karşı da yapılabilecek ilk adım da hiç şüphesiz kentsel dönüşümü hızlandırmak ve belediyelerin el birliğiyle bu yükü kaldırması diyelim ve Başakşehir'den sözü tekrar merkeze bırakalım.